Herkese merhaba, ben Aynur. Aynur'un Yemek ve Pasta Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis bir vişneli yaş pasta tarifi vermek istiyorum. Ferahlatıcı bir pasta ve bütün malzemelerimden biraz artmıştı. Bunlarla da kapların içerisinde nefis pasta hazırladım. Bu tarifi de önümüzdeki günlerde vermek istiyorum. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için 100 gram unum var, yani 1 çay bardağı yapıyor. 2 adet yumurta, 100 gram şeker, 50 gram yumuşak margarin, 1 paket vanilya şekeri, yarım paket de kabartma tozu kullanıyorum. Kreması için 3 paket şmant kullanıyorum. Şmant bulamayanlar labne peyniri kullanabilir, 200 gram şeker ve 1 paket de vanilyalı pudingim var. Bu bildiğimiz hazır satılan kaynattığımız pudingler. Bu pudinglerin kaynatmadan soğuk suyla çırpılanı da var. Bugün onu kullanıyorum. Şayet bulamayacak olursanız normal bir paket vanilya pudingi hazırlayıp soğumaya bırakın. Ve 4 yemek kaşığı da krem şanti kullanıyorum. Öncelikle hamuru hazırlıyorum. Yumurtaları şeker ve vanilya şekeriyle çırpıyorum. Ben bugün küçük kalıp kullanıyorum. Benim kalıbım 23 santim çapındaydı. Eğer siz büyük kalıp kullanacaksanız malzemeleri ikiye katlayın. Un ve kabartma tozunu başka bir kabın içerisinde karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Ben 3 yemek kaşığı da süt ilave ettim. Kek kalıbımı yağladım ve hazırlamış olduğum hamuru kek kalıbına döküyorum. Dediğim gibi benim kalıbım küçük. Kekimi önceden ısıtmış oldum. 170 derece fırında 20-25 dakika pişiriyorum. Ben de bu arada kremasını hazırlıyorum. Önce pudingi soğuk sütle çırpıyorum. Dediğim gibi benim pudingim soğuk sütle hazırlanıyor. Eğer siz kaynatılan pudingden hazırlıyorsanız soğumaya bırakmanız lazım. Şimdi pudingin içerisine 3 paket şmant ekliyorum. Başta da dediğim gibi şmant bulamayanlar labne peyniri veyahut da süzme yoğurt da kullanabilirler. Şekerini de ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Şekerini herkes kendi damak tadına göre ayarlayabilir. Kremamız hazır. Kremanın tadı çok güzel, ferahlatıcı oldu. Şimdi arasına koyacağımız vişne sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir cam kavanoz vişnem var. Siz tabii ki tazesini de kullanabilirsiniz. Suyuyla beraber tencereye alıyorum ve 5 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Arzuya göre şeker ekleyebilirsiniz ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca ocağımın altını kapatıyorum ve vişneleri bir el blender ile püre haline getiriyorum. Vişneleri püre haline getirdiğimiz için sulandı. Ben ayrıca 3 yemek kaşığı kadar daha nişasta ekleyip tekrar kaynattım ve kaynamaya başlayınca koyu bir kıvam almaya başladı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve vişne sosumu soğumaya bırakıyorum. Bu arada kekimi fırından çıkarttım, tamamen soğudu. Şimdi verevine ikiye kesiyorum. Kekin bir tanesini pasta kalıbıma aldım ve üzerine vişne sosundan koyup düzlüyorum. Kremanın üzerine tekrar vişne sosu koyuyorum. Ve kekimi buzdolabına kaldırıyorum. Ben çoğunlukla bir gece buzdolabında dinlendirip ertesi günü süsleme işlemini yapıyorum. Ertesi günü pastamın üzerine dökmek için jöle hazırlıyorum. Ben kırmızı jöle kullandım. Siz şeffaf jöle de kullanabilirsiniz. Jölenin ilk sıcaklığı gittikten sonra biraz ılımaya başlayınca pastanın üzerine döküyorum. Böylelikle pastamız daha parlak, daha da güzel bir görünüm alacak. Bundan sonraki süsleme işlemleri herkesin kendi zevkine ve fantazisine kalmış diyorum. Benim evimde böyle kalpten şekerlemeler vardı. Bunlarla süsledim.
Ayrıca üzerini yenilebilen çiçeklerle süsledim. Bu çiçekleri de pasta malzemeleri satılan her yerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pastamız servise hazır ve artan malzemelerle de kapların içerisinde ayrıca bir pasta daha yaptım. Bu tarifte geliyor. Şimdi pastamı sizin için kesmek istiyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.